Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat sunmaya geldim. Didim Mavişehir tarafındayız. Aslında burası Akköy olarak geçiyor. Yani parsel sorgulamada Akköy olarak arattığınızda bu bölgeyi bulabiliyorsunuz. 306 metrekare 15-30 villa imarlı denize 49 adım diyelim değil mi? 49 adımda aslında ulaşılacak çok güzel bir mesafede harika bir arsa tanıtmaya geldim. Burası villa arsası arkadaşlar. İmarla hemen inşaata başlayabilirsiniz. Şu an hemen önümüzdeki tek katlı villanın bu cephesinin tamamen duvarlarla birlikte hesapladığınızda bizim arsanın net konumunu anlayabilirsiniz. Drone görüntülerinde zaten çizeceğim. Denizin dibinde sahilden denize girebilirsiniz. Kum sahili var. Hemen ileride market, restoran var. Fiyatını söyleyeceğim. 4 bin TL. Bakın bu bölgede arkadaşlar 3-4 tane daha arsa vardı. Onları geçen ay sattık. Bir tane dahi kalmadı. Sadece burası var. Şu an satılık bu bölgede tek arsa şu an tanıttığım arsa. 306 metrekare 15-30 villa imarlı 3 kat yapabilirsiniz. Böyle kuş seslerini uyanabileceğiniz harika bir ortamı var. Gerçekten çok güzel bir yer. Havası, doğası mükemmel denizin dibinde. Altın kum uzaklığı da araçla 10 dakika arkadaşlar. Efeler Mahallesi ile aslında buranın altın kuma ulaşım mesafesi hemen hemen aynı neredeyse. Sadece arada 1 dakika oynar. Burası da gerçekten güzel bir yer. Arsa temizlendiğinde daha net ortaya çıkacaktır. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Denizin dibindeyiz. Denizin dibindeyiz arkadaşlar. Sahile sadece bir cadde ve iki sokak uzaklıktayız ki buradaki sahilden de denize girebiliyorsunuz dedik. Market, restoran, her şey bu bölgede mevcut. Böyle arka tarafa baktığımızda yine siteler var, evler var, devam ediyor. Burada yaz kış bir yaşam mevcut. Yani yaz kış burada rahat rahat oturabilirsiniz. Arsa alıp ev yaptırmak her zaman mantıklı dedim. Bunu Yine söylüyorum. Hele ki böyle uygun fiyatlı bir arsa aldığınızda üzerine güzel de bir villa yaptırdığınızda muhteşem bir ev sahibi olabilirsiniz. Bakın hemen yan tarafta emsal var. Aynı metrekarede tabii yapı emsal almayabilirsiniz ama e, arsanın büyüklüğü aynı metrekarede çok güzel bir villa yapabilirsiniz. İkinci kattan çok güzel deniz görür. Onu da söyleyelim çünkü önümüzde tek katlı bir yapı var. O üst kata çıkmayacağı için siz tamamen deniz manzarasına sahip olacaksınız. Aynı adada zaten 3 katlı yapmışlar. Burada da gözüküyor. Yer çok güzel. Şöyle bir dut ağacı var. Dün dut ağacına geldik. Birkaç tane yedik arkadaşlar. Lezzetli, çok güzel. Gerçekten harika bir arsa. Fırsatları değerlendirmek lazım. Ben videoya başladığım tarihten itibaren her zaman söylüyorum. Arsa alıp ev yaptırmak çok mantıklı. Bu rakamlara arsa alabiliyorsak denizin dibinde çok daha mantıklı. Nereyle kıyaslarsak kıyaslayalım. Sahile bu kadar yakın, denize bu kadar yakın, 306 metrekare imarlı bir arsadan bahsediyorum ki Ege'nin hiçbir kasabasında, hiçbir sahil kenarında bu fiyatlara bulamazsınız. Fırsatları değerlendirmek lazım. Dediğim gibi 3-4 tane vardı. Geçen ay tamamı satıldı. Sadece burası kaldı. Burayı da kaçırmayın derim. 4 milyon 300 bin TL tabii ki pazarlığı mevcut arkadaşlar. Fırsatları değerlendirmek lazım. Konumu harika, yer harika. Güzel bir arsa. Güzel bir arsa. Drone görüntülerini çektim. Zaten sahil kenarında aslında şurada bir arsa vardı. Satmadan önce orayı da tanıtmıştık. Eğer isterseniz o videoyu da izleyip sahil de görebilirsiniz. Şimdi gidemeyeceğiz sahil ama gayet güzel bir konumda harika bir arsa sahibi olacaksınız. Sınırımız buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Şu direğe kadar devam ediyor. O direğe kadar bir cephemiz var. Yani yol cephemiz de çok geniş. Siz burada 3 artı 1, 4 artı 1 bir villa yapabilirsiniz. Güzel bir teras bırakıp o terastan da deniz manzarasını izleyebilirsiniz. Harika bir havuz yaptırabilirsiniz ve garaj yaptırabilirsiniz. Yer gerçekten güzel bir yer. Arsa almak da çok mantıklı şu dönemde. Gerçekten çok mantıklı. Artık dün yeni e, bir kemer sıkma politikası açıklandı bildiğiniz gibi. Faizleri de düşürmeye başladılar bu arada. Bütün bankalar faizleri düşürüyor arkadaşlar. Gün gün düşürüyor. Yani paranızı faize yatırdığınızda alacağınız rakamlar düşüyor. Bu ne demek oluyor? Tabii ki ticaretin önünün daha da açılması demek oluyor ve bir anda insanların paralarını bankadan çekip arsa ve gayrimenkule yatırması demek oluyor. Ya da minimum e, diğer yatırım araçlarına böylelikle de bu fiyatlar yerinde durmayacaktır. Yarın bir gün buralar fiyat değiştiğinde arttığında neden almadık diye pişman olmak yerine gelin arsanızı şimdiden alın derim. Hatta kaçırmayın derim. Arsa almak çok mantıklı. Kendimden örnek vereyim. Ben bundan kaç ay önce almıştım Akbük'teki arsayı? Bir sene mi? Ekim'de aldık değil mi? Arsayı arkadaşlar Ekim ayında arsa aldık. Geçen Ekim ayında. Ben 3 milyon 500 bin TL aldım. Şu an benim evin etrafında istenilen rakamlar 7,5 milyon civarında. Bakın bir de bizimki köşe cephesi de geniş. Yani bir şekilde fiyat artıyor ve siz arsadan gayrimenkulden para kazanıyorsunuz. Ben her zaman diyorum eğer bir tane eviniz varsa bakın Didim'de bir tane eviniz varsa ikinci bir evi yatırım olarak almayın o yatırım olmaz çöp olur. Bu yüzden arkadaşlar arsalın Arsa her zaman para kazandırır. Her zaman para kazandırır. Ben bugüne kadar tecrübeyle sabit 12-13 yıldır kesintisiz bu meslekteyim ve bu meslekte en çok kazandıran ürünün arsa olduğuna şahidim. Birebir şahidim. Bu yüzden arkadaşlar villada kazandırır ama daire de kazandırır. O ayrı bir konu. Ama Tabii ki böyle bir arsa da kaçmaz. Böyle bir arsa çok güzel para kazandı. Arsa gerçekten zengin eder insanı. Bu yüzden yatırımınızı şimdiden yapın. İster şimdi inşaata başlayın, isterseniz 5 sene sonra başlayın, isterseniz 10 sene sonra başlayın ama yine de arsanızı şimdiden almış olun. Ben çok duyuyorum. İşte 2 sene sonra emekli olunca geleceğiz diyorlar. 2 sene sonra emekli olup geldiğinizde ev yapabileceğiniz bir arsanız hazır olsun. Şu an aldığınız rakamla 2 sene sonraki rakamlar arasında uçurumlar olur ve siz planladığınız gibi hareket edemeyebilirsiniz. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir arkadaşlar. Gayet güzel, mantıklı, alınabilecek şık bir arsa. Drone görüntülerini çekeceğiz. Konumunu işaretleyeceğiz. 306 metrekare altyapı sorunu yok. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. Arsayı aldınız bu hafta. Proje ruhsata başvurun hemen inşaata başlayın. O kadar da rahat inşaat yapabileceğiniz bir bölge. Zaten denizin dibinde Çarşıya, pazara, markete yakın olması da çok büyük bir avantaj. Burada bir tane restoran var, market var. Restoranta bayılıyorum. Sabah kahvaltısına kesinlikle gelin derim. Yer çok güzel bir yer. Kaçırılmayacak yerlerden bir tanesi. 4000 bin TL pazarlığı da var dedik. Çok uzatmayalım değil mi videoyu? Çok uzatınca insanlar sıkılıyor ama şöyle bir çevreyi gösterelim. Sonrasında bitirelim videoyu. Bakın etrafımızda geçmiş dönemde eski evler de var, yeni evler de var. Yani burası sürekli rağbet gören bir bölge ve arsa sınırı var arkadaşlar. Burada. Öyle çok arsa yok burada zaten. Hani bulabileceğiniz arsalar bunlar. Bundan sonra da arsa bulunur mu burada imkansız. Bu yüzden olmayan bir yerde olmayan bir arsayı alıyorsunuz. Ve tabii ki altın niyetinde. Gerçekten altın niyetinde alıyorsunuz. Burası para kazandıracak mantıklı yatırımlardan bir tanesi olacaktır. Fırsatları değerlendirmek lazım. Fırsatlar sürekli çıkar ama bir daha gelecek fırsatı bekleyeyim derken siz elinizdeki fırsatları kaçırmış olursunuz. Bu yüzden fırsatları kaçırmayalım. Alın arkadaşlar gerçekten para kazandırır. Yolu olan her yere alın diyorum ben şimdiden size. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isayetliysek affedin 306 metrekare 15-30 villa imarlı denizin dibinde harika bir arsa tanıttık.